Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şark Türkistan ve Dünya Kündertifiye alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynam sizde kıtanlar ekranımızı bulsun. Xitayning Tayvanga tajovuz qilish maqsadida harbiy hazırlıklarını kengaytirayotganligi ilgari sürülmekte. Janubiy Xitoy shahar gazetasining harbiy kuzatuvchi va boshqa manbalarda naql etib xabar qilishicha, Xitoy doiralari Tayvanga tajovuz qilish maqsadida Sharqiy Janubiy dengiz rayonidagi harbiy hozirliklarni kuchaytirmoqda ekan. Xabarga qaraganda, Beijingdagi harbiy manbalar Xitoyning mazkur rayonlarga o'zining DF-17 tipli ovozdan tez uchadigan boshqariladigan bombalarni yotkiganligini bildirgan. Mazkur bombalarning uchish masofasi 2500 km atrofida bo'lib, belgilangan nishonga dal tegish nisbati ham bir qadar yuqori ekan. Xitoy harbiy doiralari mazkur bombalarni Fujian va Zhejiang qatorliq o'lkalarga o'rinlashtirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Tayvanning mustaqillikka moyil sobiq prezidenti Chen Shuyan hokimiyat surgan davrlarida ham Fujian va Zhejiang qatorliq o'lkalardagi boshqariladigan bomba sonini ko'paytgan ekan. Tayvanning navbatdagi prezidenti Tsai Ing-wen Mo Chen Shuyanga o'xshashla Tayvan Demokratik va Taraqqiyot partiyasidan bo'lib, Tayvanni Amerikaga ilgirikidan mo yaqinlashtirgan va Amerika bilan vatanparvar nomliq boshqariladigan bomba sistemasi, F-16 kurashchi aeroplanlarining ilg'orlashtirilgan radar sistemasi qatorliqlarni o'z ichiga olgan nurg'un miqdordagi qurol-yarog' kelishimlarini imzolagan. Xabarda Kanadadagi Kanva mudofaa taqrizi jurnalining bosh muharriri Andrey Changning e'tiqodlaridan naql etib ko'rsatishicha, Xitoy yana o'zining Guangdong va Fujian o'lkalaridagi dengiz armiya piyodalari va raketa qismlarini kengaytirgan. U so'zda mundaq dedi: "Sharqiy va Janubiy urush rayonidagi boshqariladigan bomba bazalarining ba'zilari yaqinqi yillardan buyon bir hissa kengaytirildi. Bu Xitoy armiyasining Tayvanni nishon qilgan urush tayyorligini kuchaytirayotganligini ko'rsatdi." Uning bildirishicha, Xitoy doiralari mazkur urush rayoniga Rossiyadan import qilingan S-400 tipli havo mudofaa qalqon sistemasini saflagan. Kelajak partiyasi Sharq Turkiston masalasi haqida yig'in tashkilladi. 18 oktyabr Kelajak partiyasi uyushtirgan Sharq Turkiston egisiz emas nomidagi Sharq Turkiston masalasini tanishtirish yig'iniga partiya raisi Ahmad Davutoğlu qatnashdi. Yig'inga Kelajak partiyasi boshliqlaridan boshqa Sharq Turkiston da'vosi epidagi bir turkum uyg'urlar ham ishtirok qildi. Yig'inda so'z qilgan Davutoğlu urumchidagi kishilar assalomu alaykum deyishdimmi qo'rqadigan holga kelib qolganligini ko'zda tutgan holda biz Istanbulda qaddimizni tik tutib yashayotimiz. Ammo Sharq Turkiston xalqining boshlari egilgan holda yashayotganligidan yuragimiz echishyotadi dedi. U o'zining Qashqariga borgan birdan-bir Turkiya Jumhuriyati tashqi ishlar ministri ekanligini tilga olib, 2009-yilda Urumchida hujum yuz berganda biz ayni vaqtdagi eng kuchli inkoslarni berdik. Biz 2010-yilda Xitoy bilan bo'lgan aloqani uzmay turib, Jumhuriyat kunimizni tabrikladik. Bugungi kunda kelayotgan xabarlar u xabarlardan texmo ichinishli. U vaqtlarda qirg'inchiliklar bor edi, lekin hech bo'lmaganda oila pardishablari yo'qotilmagan edi. O vaqtlarda shahidlarimiz bor edi, lekin jazo lageri siyosati yo'q edi. Bugun o vaqtlardan texmo ichinishli dedi. 2009'da ses veren Türkiye. O zaman başbakan olan Sayın Erdoğan soykırımla Çin'i neredeyse suçlamıştı. Bu ifadeyi de kullanmıştı. Şimdi sessiz ve olayları sadece gözlemci olarak bile izlemekten kaçınıyor. Ama 83 milyonun gönlünde bugün Urumçi, bugün Kaşgar, bugün Hotan, bugün Turban, bugün Aksu, bugün Yarkent vardır. Konya ne kadar azizse bizim için, Kaşgar da o kadar aziz. Davutoğlu sözlerinin arası diyene Vatan Partisi reisi Doğu Perinçek'in ismini tilga almayı durup ayıpladı. U Xitoyning Sharq Turkiston masalasiga strategik holda yaqinlashganligini va bu rayonni Türk va İslam kimligidan ayırıp Uyghurlarning nüfusini azaytmoqchi bo'lganligini ko'rsatib o'tdi va bu haqiqatan yurakimni echishtirdi. Ular olgan qarz va ulardan keladigan kichikkina foydaga to't ko'z bilan qaraydi. Turkiya Jumhuriyatini boshqaradiganlar pul bilan emas, balki qalblar bilan qaror chiqaradi. Maliya ministerligining xatoligi sababidan chiqqan ziyonlarning badalini Sharq Turkistondagi Uyg'ur qarindoshlarimiz to'lamasin deganlarni bildirdi. U so'zlarining oxirida yana Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan zulmiga qarata 39 davlat imzo qo'ygan birlashma maktubga
Türkiye'nin katlaşmağanlığını ayıpladı. Şundaklı Türkiye Ali Parlamentosu'na sunulgan Şarkı Türkistan hakkındaki teklifinin red kılınğanlığını yüzsüzlük deb süpetledi. Yığın diyene mezkur yığının katlaşkan Uygur teşkilatlarının vekillerinden bir kançısı söz kıldı. Robert O'Brien, Xitay Şarkı Türkistan'da irki kırgıncılıkı yığın cinayet sadır kılıvatıdı dedi. Amerika Devlet Xavopsizlik Mesajcısı Robert O'Brien, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Müslümanlarla tutkan muamelesi arkalık, irki kırgıncılıkı yığın bir cinayetin sadır kılıvatkallıkını bildirdi. Cuma günü Robert O'Brien, Aspen Institute sahip kallıkılığan torpa aliyetiden mündak dedi. Eğer o irki kırgıncılık bulmasa, onunla yığın bir iş Şarkı Türkistan'da yüz beri vatıdı. Robert O'Brien, Amerika tamojunu tarmaklarının Şarkı Türkistan menbelik Adem Çeçi bilen yasalgan zor miktardaki çaç mahsulatlarını tutup kalgallıkını tilga aldı. O sözde mundaq dedi. Xitaylar hakiki halda Uygur ayallarının çeçini çüşürüvatıdı ve onundan çaç mahsulatlarını yasap Amerika'ya evetuvatıdı. Amerika tamojunu ve çigra qoğdaş idaresi İyon'da Şarkı Türkistan'da menbekılgan çaç mahsulatlarını mecburi emgek bilen yasalgan adem çeçi mahsulatları digen guman bilen tutup kalganlıkını bildirgen idi. Bu iyunda Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Xitay'nın Uyghurlarga karatkan mecburi tuğmas kılış, mecburi balı çüşürüş ve mecburlaş karakterlik pilallık tuğut çağırdırı hakkıdaki dokudatlarının kişini köçtüdügan ve könülünü parakende kılıdıganlıkını bildirgen. O aldınkı ayda Xitay'nın Uyghurlar üstüdün yürgüzvatkan siyasetlerini kandak ataş meselesi de oylişi vatkallıkını. Çünkü irki kırgıncılık diyen bu sözünün vezninin intayin iğir ikerlikini etkan idi. Üç devlet Xitay'a karşı birleşme manevri ötküzdi. Amerika avazının haberde bildirilişe Amerika, Avustralya ve Japonya üç devlet Cenubi Deniz'de Xitay'a karşı birleşme herbi manevri ötküzdi. Amerika 7. filotunun bildirişçe Amerika'nın 7. filotu 19. oktyabr Japonya ve Avustralya bilen birlikte bu yıl 5. katımlık 3 taraf birleşme harbi maniverini Cenubi Deniz'deki 7. filot can rayonunda ötküzgen. Reuters agentliğinin haber kılışçe bu harbi maniver Amerika ve onun iştipaktaşlarının Hindi Tiniç Okyan rayonunda erkenlik ve içibetişini koğdaş çakırıkını küçeyti vatkan taşkı dünya Xitay'nın bu rayondaki özbeşimcilik hareketinin ensire vatkan peytki doğru gelgen. Amerika 7. filoti haberde bildirilişçe Amerika Deniz Armiyesi'nin John S. McCain namlıq başkurulduğun senaretlik koğduğucu parakotu, Japonya Deniz Okyan Mudapiye kısımının Tumanlıq Yamğur namlıq koğduğucu parakotu ve Avustralya Han Gemeti Deniz Armiyesi'nin Arunta namlıq parakotu bu katımlıq manevrge katnaşkan. Katnaşkan devletler birlikte kurukluk, su asli ve hava mudapiye meşgı katarlıq 3 taraf birleşme manevri ve başka herhal meşgı faaliyeti ötküzgen. Malum buluşça yakınki yıllardan bayan Xitay Cenubi Deniz'deki tesirini kengayetişki tırışıp, bu rayonun igilik hukukunun köp kısmının özüge tabi işkerlikini carsalgan. Şunun bilen birge bazı arallar ve hadı taşlarda herbi eslehaler kuruluşunu kengayetken. Xitay'nın Deniz Okyan'daki hareketleri koşun devletlerinin köp kıtım gazipini kozgan. Bu yıl 4. ayının 5'de Xitay Deniz Kırgıkı Muhafizet Parakotu, Xitay bilen Vietnam'nın her ikisi igilik hukukumuz var deb dava kılıdıgan Parasil Arılı etrafı da Vietnam'nın belikçilik kemisini çöktürbetken. Bir neçik gündeyken Amerika'nın 3 uruş parakotu ve Avustralya parakotu Cenubi Deniz'de birleşme manevri ötküzgen. Bildirilişçe Avustralya Devlet Müdafiye Ministerliği Düşenbe günü Hindistan Armiyesi'nin 11. ayda Amerika, Hindistan ve Japonya bilen birlikte Malabar herbi manevriğe katnışış teklifini tapşırvalgalıkını ilan kılıp, Eçivitilgen terakki kılgan Hindi Tiniç Okyan rayonu'u bulgan kollaş iradesini bildirgen. Mülkerlenişçe noyabirdeki töt devlet herbi manevri yeni bir kıtım Xitay'nın küçülük narazılıkını keltürüp çıkardıken. Amerika Parlament Grupisi Tayvan'a alakadar köplügen teklif layısını oturuğu koydu. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe Amerika Avam Palatası Xitay Hizmet Grupisi Seyşembe günü Amerika Tayvan münasibetinin çeklemesinin boşdilişini kollaş, karellik kural setip beriş ve Tayvan'nın halkaralık faaliyetlerine katnışışını kollaşını özgü algan bir qatar tekliflerini sunğan. Merkezi Akbarat Agenetliğinin haberde bildirilişçe 116. nöbetlik Amerika Parlamentinin müddeti kileriyle 3. yanvarda toşidiken. Eğer bu müddet içinde kanun layısı makullanmasa inavasız bulidiken. Bu sebeplik Xitay Hizmet Grupisi bıraklı köplügen teklif layısını sunğan.
Mezkur kanun layihasi Xitoyning xalqaradagi yomon g'arazlik ta'siriga qarishtirish, Amerikaning 5G o'lchamini turg'izishdagi rahbarlikni ilgari surish va Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi ta'sir nachar a'zo davlatlarning mas'uliyatini surishtirish qatorliq nurg'un masalalarni o'z ichiga oldi ekan. Taklifdagi 7 turlik qonun loyihasi Tayvan bilan aloqador bo'lib, Amerikani Tayvanga qurol-yarog' sotishga chaqirishni, Tayvanning Birlashgan Millatlar Tashkiloti qatorli xalqaroliq tashkilotlarga qatnashishini qo'llashni, shundaqla Amerikaning Tayvan munosabati qonundagi majburiyatini ado qilishga kafolatlik qiladigan Tayvan mudofaa qonunini o'z ichiga oldi ekan. Mazkur taklifda yana Tayvanning egalik huquq simvoli qonuni Tayvanning xalqaro pul fondi tashkilotiga qatnashishini ilgari suradigan Tayvan kamsitishga uchirmaslik qonuni, xalqaro pul muomila organlarida tayvanliklarning adil ishqa o'rinlashishiga kafolatlik qiladigan Tayvan adil ishqa elish qonuni, o'qish mukofot puli orqali Amerika amaldorlarining Tayvanga bo'lgan to'nishini kuchaytirishni umid qiladigan Tayvan hamkorlik jamiyati qonuni va Amerika tashqi ishlar ministrining Tayvanning dunyo sayyoh tashkilotidagi kuzatuvchi salohiyatini asliga keltirishiga yordam berish haqidagi qonun loyihasi qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Xitoy xizmat guruhining ko'rsatishicha qonun loyihasining 3dan 2 qismi partiyalarning qo'llashiga erishgan. 3dan 1 qismining ko'proq kengash palatasi va avom palatasining ma'qulligidan o'tgan. Xizmat guruhi 9-oyning oxirida tafsili dokument e'lon qilib, Xitoyning yomon g'arazlik qilmishlariga qanday taqobil turish to'g'risida 400dan ortiq taklifni o'tirg'i qo'ygan. Bularning hammasi mazkur qonun loyihasiga kirgizilgan. Kanada Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan bostirishini irqiy qirg'inchilik deb tunidi. Kanada parlamentining xalqaro kishilik huquq tuban komiteti 21 oktyabr kuni birdek qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Shundaqla Kanada hukumatini Magnitskiy kishilik huquq qonunini ishlatib, irqiy qirg'inchilik qilmishida javobgarligi bor Xitoy amaldorlariga embargo yurgizishga chaqirdi. Kanada parlamentining mazkur komiteti Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasini irqiy qirg'inchilik deb tunigan tunji g'arib hukumat organidir. Mazkur komitet chorshanba kuni e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida tuban komitet Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik musulmonlarning Xitoy hukumati tomonidan ziyonkashlikka uchraganligini taraddudsiz ayiblaydi. Tuban komitetining 2018 yili va 2020 yillardagi guvohlik yig'inlarida o'tirg'i qo'yilgan dalil isbotlarga asosan tuban komitet Xitoy kompartiyasining harakatining irqiy qirg'inchilik ahdinomasidagi irqiy qirg'inchilikni tashkil qilganligiga qoyil bo'ldi deyilgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha bu intayin muhim bir taraqqiyot bo'lib, bundan keyin texmo amaliy harakatlarning yo'lini ochdi ekan. Kanadadagi Raul Wollenberg kishilik huquq markazining siyosiy va programma direktori advokat Brandon Silver 21 oktyabr Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Bu intayin muhim taraqqiyot. Bir nuqta nihoyatda aniqki, bu qaror har qaysi partiyalarning birdek qo'llashiga erishgan siyosiy qo'llashdir. Siyosiy partiyalar bo'linib ketgan bir siyosiy muhitda ularning bu nuqtada birlikka kelishi zo'r masala. Har bir siyosiy partiya irqiy qirg'inchilik yuz berayotganligi va uningga qarshi harakat qo'llanish haqida o'rtaq nuqtaga kelgan. Men buning haqiqiy ma'nodagi harakatga turtki bo'ladiganligiga ishonaman. Kanada parlamenti xalqaro kishilik huquq tuban komitetining qarorida 2 nuqta alohida diqqat qo'zg'adi. Uningda Sharq Turkiston va Xinjiang degan ism tirnoq ichida teng ishiltilgan. Shundaqla Xitoy rejimi qayta tarbiyalash markazlari deb kelgan o'rinlar jazo lagerlari deb atalgan. Qarorda yana Kanadani Xitoyning Sharq Turkistondagi harakatini tanqid qilibla, Sharq Turkistonda tekshirish elib berishni qo'lga keltirishga chaqirilgan. Kanada parlamentining tuban komiteti Xitoyning Kanadada turishliq elchisi Song Peiwo o'tgan hafta Kanada parlamenti a'zolarini agar ular Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilsa, buning og'ir badali bo'lganligini ogohlantirib, orqadilla bu qarorni chiqardi. Kanada bosh ministri Trudeau o'tgan juma kuni Song Peiwoning so'ziga inkos bildirib, Hong Kong va Uyg'urlarning kishilik huquqlarining dafsanda qilinishini davomli tilga oladiganligi, Xitoyning majburlash diplomatiyasiga tez pikmaydiganligini bildirgan edi. Navbatda Kanada parlament a'zolarining qaroriga Trudeau hukumatining qanday inkos qaytaradiganligi ma'lum emas. Raul Wollenberg kishilik huquq markazidagi Brandon Silverning ta'kidlashicha, Kanada hukumatı tuban komitetining chaqiriqiga ijobiy inkos qaytarib, amaliy harakatga o'tishi kerak ekan. Hurmatli televizor ko'rishlar, biz bu xabarimiz haqida hammamizga tanishib bo'lgan strategiya mutaxassisimiz, shunaqa Anqara
Uyghur Tadqiqat İnstitutu Raisi Şunaqla Anqara Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesi Oqutquchisi Hürmetlik Doktor Erkin Ekremni Erkin Ekrem bilan söhbet edip barımız özü Anqara'da hazır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aldımdan ziyaretimizi kabul kılganınız için köpten köp rahmet ediniz doktor. Hemen rahmet edeyim. Doktor hem de emmiz gibi malum haberimizde körüp öttük 21. Oktyabr günü Kanada parlamentedeki kişilik hukuk komiteti bir tarihi bir kararını makullap halkımızga yürgüzülüyatkan Xitay elip beriyatkan bu cinayetlerini irqi qırğınçılık deb tunudi. Hem de hükümet aldığımız hükümlerde hükümet bunu qanday icra qıldı bunu elbette körümüz. Muşu haqtiki sizdenki fikir qarashlarınız ne bu nimini bildirdi muşu bir söyleyip asanız. Hem de Kanada Meclisi bunu tartıklar şu insanlık kişilik hukuk diğer temelerde nazuk ve bulunca naitli ekmiyet bir hikaye. Şununla bu şartın içinden halkının körü yapan bu sütunla Muş'unda bir ırkın kırkıncılık kıvat edildi bu tabi bu işi kullanan ki Muş'u elenesinde bağı bir ahmet köysek oldu. İkincisi bu Amerika'dan başlayan ve şundakla kalkır adımı bunu bilinken şu ırkı kırgıncılık meselesi gün tertipte. Hatta şu London Duman 2 aydın oldu bir sakın bir mahkeme kurdu ki meselesi için yani ırkı kırgıncılık var mı yok mu bu mahkeme inıklaydı. Eğer de bu mahkemede inıklap çıksa dayandı. Uğulak farda ve Çarpıkistan farda bir ırk kırkıncılıkla ilip bağlan bir devlet buludu. Hem de bu devlet ki Muş'u kılmışlıkla karşı Nurgon Muş'u cezada buludu, düğüden buludu. Bu hukuki iş hem de. Hem de Kanada meclisinin ki burada bir karar çıkmışı şundakla başka devletlerde bulunma her devletlerdeki meclisinde mi? Okşaş karar çıkışı ki bir Türk'ü bunu. Sağ hem de bu eğer de başka devletler de varmış da misalla köpeğe taktığında bu vakitte Kıtay hem de bu şu farkından ırkı kırgıncılık meselesinden kutlamaydı. Tam bu halindeki. Hatta bu hakimiyet, Kıtay hakimiyeti devam kutlan sırrı bulundurmaktaydı. Kutlamaydı. Buraya kegendek. Uygurların ilip bir vatkan, Kıtay'da ilip bir vatkan davadın ki mi? Haklı tarafını mı ispat kapan bu. Şuna da her çetin diğer çerler bu Kanada'nın meclisinden çıkan bu karar bir ehliyetli kitap görüyoruz. Digin olacak doktor hem de bu karar makulunup aldığımız günlerde resmi Kanada mesela icra kılsa ya ki siz de ötkendek başka devletlerle mi tesir buluş ihtimali zor dediniz mesela Amerika başlık. Hem de bu şu resmi şu garip devletleri başlık bu kanun emelge eşip resmi yürgüzdüş ki başlıkan vakti de Kıtay'a kandak besimle, emeli besimle kilişki başlayalım. Hem de bu ırkı kırgıncılıkla münasebetlik halkarada kanun var. Münasebetlik 3 kanun var. 3 kanundaki umumi betten gen vakti de Kıtay'ını sokağa soktaş yaptılar. Hem de Kıtay buradan sonraki kemerimizde tutuluş mümkün. O vakti de anındaki Kıtay'a geparda halkaradaki bazı seyahatlarını taraltuş ve bazı devletlerdeki kegençakta tutup kolga ilişkisiniz. Bulup mu bu maddesi kanunuyla birlikte bu Kıtay adamlarını ziyaret kılavatan devletlerde ki şu Magnitsky kanununu kabul kılan devletlerde tutalaydı. Tutalığa mümkün kalıqıra mahkemede bunu cezalaydı, cezalaydı, bir efal yaptı. Onun deki uğurları ilfadan bu zulüm, bu ırkın kırgıncılıkla birlikte bununki tölen meselesi var. Bu maddi manevi tölenleri bu. Onunki tıkımı bir kademde belki Çarpıkistanlıklarını kalıqıra küç tarafından
himaye astığı ilimden reforma peydan oldu. Yani Xitay'daki hakimiyetin koludan, yani hakimiyetinden ilviliş, halkıra tarafından başvuruş. Diken bir noktama kiledeydi. Devam olsa. Hem de eğer de Xitay'ın bunda bir küçük hamıgan vakti de halkıra'nın bu isim ve tayinamaydan bir acil küçük hamıgan o vakti de Muşu Işkin Dünya Muşu'da Kırman Nimislerinin generallerinin askerlerinin ve Muşu zulüm kılıçta yardım bulan emmesinin sotlığında ve bir kısmında idam bulandık başında Kırkıra sotla yani vaktinci sotla mı içiliş mi? Ama hazır ki peyde ben o birleşken devletler teşkilatı küçüğü, iktisadi, siyasi küçüğü, bir küçüğünden tepeyli bunların bu hakkında bir sotluğu için bunlarda cezalandırış değil ama bunların ki dünyadaki inavatı tüketmek, obrazı bozulmak ki bunu düşme Kıtay için naydı kıyım bırakma ve Kıtay'ın obrazı ile birlikte iktisadi ve ticari memleketlerin ziyan kirli. Eğer de dünya, her dünyası bir cephede Kıtay'a karşı çıkan ehval meydan olmazsa Kıtay bunun dengi Rab'da boğan münasif etme bir yerde tarılıp ve peyincilik bir ehval uçurma. Yani bunda diğer yerde Kıtay halkına münasif etme yalnızlaş durulgan bir devlet halkı çıkalıdır. Bu da 1971'den evvelki Kıtay Halk Cumhuriyeti. Hoş, hoş. Ahırkı bir sualıyla tügetsek, doktor, hem de bilsem de bizimki mesele halkaralık dokulatlarda, mesela çoğun halkaralık yığılar tilgeliğine vakti de Xitay bizge zorlap kuyup koygan Şinjan'a isim bilen tilgeliğine hem de. Bu katımkı dokulatı dikkat çekken, dikkat tartkan yeni bir nokta, mesela bizden vatanın ismini Şarkı Türkistan diyen isim bilen birge tırnak işi de buna ilişi Xitay terbiyeleş merkez devatkan nesne ceza lagiri de diyen süpette bir git tilge ilişine bu kadar şunu mesela aldım ötken mesela Amerika'da bir kanun teklifi sunuş aldı işkerliğini Tibet niki sunuğandı ki bizden vatanını işgal kılınan bir zemin işkerliğini Uygur teşkilatlarındaki bu ciddi şekilde hareket kalıp bu şunu itiraf kıldırış kadem baskıcı menşimiz gerek diyen temalar ancak bunca sözlü vatkan bir peyitte hem de. Bu ya da tilgi elinişi Kanada'nın bir devlet parlamentede. Bu kelgüstü mü yani başında bununki akıyeti neyim buldu? Yeni bir yenilikların kütü vatamını okuyalım biz. Aslında bu Çatürkistanlıkla yüzünün bir vatanını Çatürkistan depkiye geldi. Bu Kıtay'la kurulandı. Hoş. Hem de halkıra münasebette her halkıra kanunlarda aşı devlet faşistin yapması şunu kabul kılıç deyilen bir kaydı var. Şununla bu halkıra mı Şer Türkistan demek kendilerine geldi. Ama yakın zamanda bu Şer Türkistan meselesi halkıra'nın ki çoğun meselesinin ki bireye aylandı. Yani çoğun devletler arasında, yani çoğun devletler Kıtay arasında bir mazlattı. Şer Türkistan meselesi, Uygur meselesi, Bakan Seri Muyun bir yerine geldi. Bunun ki Şartistanlıkla hakkında malumatlama köpüğü vardı ve bu da şu noktaya ügünüp kaldı, ügünüp düşendi ve Şartistanlıkla ezilendi vatanda da Şartistan'daydı. Hoş. Ama yüzünün vatanını, yüzünün ismiyle ataş, doğur da körüklamadan böyle bir göz karışmış. Şu aşka hazır kalıbıra kanunlama, kılap kemel, kemeği hem de uygulanın çoğunluğunu onları rencide durmak bir şekilde Şer Türkistan kısmından parantez çıkabilip işletti. O işletiş eğer de yaygınlaşma tarzında Çeter'deki dava bir kademge baskın oldu ya Kalkıra Birleştirmiş için davanı Şer Türkistan kısmından Kalkıra Birleştirmiş meselesi bu. Biz bu lagarını Kıtay'ın ki o kesbi terbiyleş bu lagarını Burundan'la en başta da ceza lagırı da PG. Bu Nurgun Mutlaka uygulan yazan Mutlaka'da bu tehlikesi var. Şunun ve çetelilikler var. Uygulanın yüzünün kılındı doğan. İşte bir ifadede işindeydiler. İşte bir ahvala var. Bu yalnızca Kanada'nın bir çıktığı
bildirdim, çıkan mecliste çıkan karar demez. Başka nurgun bu şu akıl ambarı deyin var. Kitlerim var. Bazı makalı da kürüyordunuz. Bazı mütehazlar mı kürüyordunuz. Hatta bazı mütehazlar o çok iyi izvadıdır. Kıtay'ınla bir can bulup iştahat bulamayan karbanda Kıtay'ına açıp büyüdük patika. Ondan sonra Kıtay'ın merkezi diktatörlük içimine özgürtüştü. Ve bununla birlikte Tibet ve Şarkistan'ın azatlılığına yani müstakillığına yardım kolaylı değil adam var. Daha bu çıkla Şarkistan'da bir izle. Bu da ehvallah tabii Uygurlar için, Şarkistanlılar için yakışı bir ehval. Hem buna bir yaygınlaştırma dünyada yıkma kendi dairede işe teşkilatlar tırışma. Öyleyme. Köptün köp rahmet ziyaretimizi kabul kılganınız için. Rahmet size. Mem rahmet edeyim. Rahmet. Kadirli körümelerimiz, ondan bazı dıktanlar haberimizden devamında olsun. Amerika ve Kanada'da Uygurlar meselesi ve Xitay tehdidi hakkında küçülük münazırlar buldu. Nöbeti garip ellerde Xitay rejiminin garip demokratiyesi ve onun kıymet kararıştırığı payda kılıvatkan tehditleri küçülük dikkat kozgavatkan bir payda her kaysi hükümetlerinin Xitay tehdidiye karşı tedbir kullanışı zor münazır temisi bulmakta. Bundaq münazırlarda Uygur meselesi muhim amillerinin biri bulmakta. 19. Oktyabr Kanada parlamentinde ötküzülgen bir münazir yığınıda Kanada hükümetinin Uygurlar, Hong Kongluklar ve şundaqlı Hong Kong'da turvatkan Kanadalıklarının hukukunu koğdayalmayvatkanlığı hakkında münazir boldi. Kanada parlamentindeki münazirde Öktüçi Partiya başlığı Erin O'Toole Kanada hükümetini Xitayning tehditlerine layıqı cevap qaytaralmadı deb tanqidledi. Kanada muavin başministeri ve şundaqlı maliya ministeri Christia Freeland bununla cevap verip Kanada hükümeti dünyanın her kaysi yerlerdeki kişilik hukuk ve fikir erkinliğini uçuk aşkarı koğdap geldi. Şu sebeple biz Hong Kongluklarının demokratik namayışlarını kollaydıqallıkımızını ve Hong Kong'daki 300 bin Kanadalıkların hukukunu koğdaydıqallıkımızını cekarladık. Ve şundaqlı Xitay rejiminin Uyghurlarga tutkan muamilesini tanqid kıldık dedi. Kanada başministeri Justin Trudeau uzun devam kılgan sükütten kiyen aldınkı hafta tüncü kıtım Xitay rejiminin Uyghurlar ve Hong Kongluklarga tutkan muamilesini tanqid kılgan idi. Justin Trudeau sözüde halıgancı kolga eliş Hong Kong demokratiyesini bastırış ve Müslüman yerlik milletlerini lagırlarga kamaş katarlık vasıtlar herkiz mu icabi çıkış yolu emes deb Kanada'nın bundinkin kişilik hukuk defsendikliklerine sükut kılmaydıqallıkını bildirgen. Öktüki lider Erin O'Toole bosa Kanada parlamentedeki münazirde bu meselini tilge elip Kanada hükümetinin Xitay rejiminin tehditlerine kaydırgan cevabının yeterlik derecede küçülük bulmaqallıkını etdi. Ve Xitay elçi tehi bugün etigende eğer Kanada parlamenti Uyghur Müslümanlarına kılınıvatkan irqi tazlaşını resmi yusunda ayıplese, akıbetinin iğir bulduğallıkı hakkında yeni bir kıtım tehdit karakterlik söz kıldı. Onlar Hong Kong'daki Kanadalıklarını mı tehdit kıldı? Xitay rejimi bizden parlamentimizde tehdit kıldı. Başministerimizden bununla inkas kaydırışı üçün Xitay elçi yeni kimini tehdit kılışı gerek dedi. Muavin başminister Christia Hanım cevap verip, ''Mən şunu eniq dəb qoyay ki, mən komünist rejiminin xarakterini intayın yaxşı bilmən. Xitay rejiminin Uyğurlarga cümlədən Müslüman yerlik millətlərgə qılıb atqan ziyankəşliki məsələsi də Kanada hükümetinin meydani hər daim uçuq və kəskin. Hükümetimiz yana Hong Kong'daki 300 min Kanada puhrasını mı qət'i qoğdaydı. Biz ular bilən billə dəb cevab qaytırdı. 19. Oktyabr günü yana Amerika Taşqı İşlər Ministeri Mike Pompeo Twitter qatarlıq ictimai taratqılarda Xitay rejiminin mahiyetini sözləgəndimə Uyğurlarını misal qaldı. O yollanması da Xitay Kompartiyası milyondan artıq begunah adamını caza lagırlarına soledi. Ular itiqatqa qarşı toxtavsız uruş qılıvatqan bolub, bunun da hətta məcburi balı çüşürüş və hamildar buluşunu çəkləşdək vasitlarını qollanıvatqanlıqı məlum. Bu əsirgi çüşkən manı bu dağlar bizgi bu hakimiyyətinin haqiqi mahiyyətini çöndürüb bərməkdə dedi. 19. Oktyabr günü yana Amerikanın CNBC televiziyası demə Xitay rejiminin qarib demokratiyasigə onun qımmət qaraşdırığı payda qılıvatqan zor təhdidə haqqıda söz boldi. Bu ziyaret programması da Prezident Donald Trump'nın sabıq dövlət bihatərlik məsləhətçisi pensiyaga çıqqan quruqluq armiya general polkovniki MacMaster söz qılıb, kilər aydaki saylamda məyli kim utub çıxışıdan qət'i nəzər, onun çoxum həm küçülük, həm tacavuzçılıq ruhiga igi Xitayga taqabül turuş üçün xalqara bilən həmkarlışı kerakligini aytdi. MacMaster mundaq dedi. Meningcha kim 20 yanvar qasam berib vazifaga oltursa oltursun, xalqaralıq maslaşış və həmkarlıqni küçəytişi kerak.
oldingi asrning 90-yillardan boshlab Xitoy harbiy chiqimini 800% oshirdi. Bu tarixdagi tinchlik davrida berilgan eng cho'ng harbiy so'rish. U so'zda Xi Jinping hokimiyatining Amerika bexatarligiga, dunyo tinchligiga, demokratiyaga va kishilik huquqiga zo'r tahdid paydo qilayotganligini eskartganda, Uyg'urlarning masalasini tilga oldi va mundaq dedi. Xitoy rejimi erkin dunyoni nishonga oldi. Masalan, uning Xitoy virusini yoshirib, uni oshkorlagan doktorni qo'lga olib, virusning keng tarqalishiga yo'l ochishi, mutahammlarcha diplomatiya yurgizishi, bizning meditsina va dorigarlik tadqiqot markazlarimizga zo'r ko'lamlik to'r hujumlari olib berishi, yana tixi ularning Himolayadagi Hindiston askarlariga zo'ravonlarcha qonliq hujum olib berishi deganlarga qaraydigan bo'lsak, biz buni ko'rib olamiz. Uning ustiga Xi Jinping texa oldingi hafta Xitoydagi 1 milliondan ortiq uyg'urni qamagan lagerlarni yana davomli kengaytirganligini jakarladi. U yana Tayvan va Janubiy dengizda harbiy kuchini zo'raytiribdi. Makmaster so'zini davom qilib mundaq deb ta'kidladi. Mana bulardan aniq ko'rinib turadiki, bu faqat Amerika bilan Xitoy orasidagi masala emas, balki erkin dunyo bilan Xitoyning masalasi. Agar dunyodagi eng cho'ng iqtisodiy gavdalar birlikda Xitoyning iqtisodiy tajovuzchiligi, shundaqla jismoniy tajovuzchiligiga qarshi turgandala, undan Xi Jinpingga uning tajovuzchilik strategiyasining qarg'i kelmaydiganligini unumli holda bildirib qo'yg'ili bo'ladi. Amerika Xitoyning 6 taratqusini chat al vakolat organi qatoriga kirgizdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Amerikada faoliyat qilayotgan 6 taratqusining chat al vakolat organi qatoriga kirgizilganligini e'lon qildi. Xabarda bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Amerikada faoliyat qilayotgan Yarshari moliyasi, Ozodlik kundalik gazeti, Shinmin kashlik gazeti, Xitoy ijtimoiy fan gazeti, Beijing haftalik gazeti va iqtisod kundalik gazeti qatorliq 6 taratqusini chat al vakolat organi qatoriga kirgizganligini e'lon qilgan. Pompeo axborot e'lon qilish yig'inda muxbirlarning savoliga javob berib, bu taratqularning amaliyotda chat al hukumatlarining iqtidorchiligida yoki kontrolligida ekanligini, Amerika davlat ishlari mahkamasining ularning Amerikada e'lon qilingan mazmunlarga hech qanday cheklama qo'ymaydiganligini, biroq Amerika hukumatı faqat amerikalik o'qirmonlar va angloqochilarning erkin taratqularning xabari bilan Xitoy kompartiyasining tashviqotlarini farqlandirishga kafolatlik qilishni xohlaydiganligini bildirgan. Amerika tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi O'rtagusning ko'rsatishicha, o'tgan 10 yilda bo'libmi Xi Jinping vazifaga o'ltirgandan keyin Beijing davlat taratqularga bo'lgan kontrollikni kuchaytirib, ularni mustaqil axborot tashkiloti deb sifatlashga urinigan. O'rtagus yana tashqi ishlar ministrligining maqsadining Amerikadagi erkin taratqularni qo'g'dash va Amerika xalqi o'qiyotgan xabarlarning erkin axborot yoki yomon g'arazlik chat al hukumatlardan kelgan kelmaganligini bilishga kafolatli qilish ekanligini, chat al vakolat organi qatoriga tizilgan o'rinlarning chuqur konkret belgilimlarga amal qilishi kerakligini, buning hukumatlarning Amerikadagi axborot faoliyatlarining oshkorlik darajasini oshira oladiganligini ta'kidlagan. Bildirilishicha, Amerikada faoliyat qilayotgan chat al vakolat organlari Amerikaning munosabatlik qonuniga asosan Amerika hukumatining xizmatchilarining tizimligi bilan ta'minlanishi hamda hozirgi uy mulkni tizimlatishi, yangi uy mulk sotib olish yoki ijaraga berishdan burun chuqur tasdiqdan o'tkazishi kerak ekan. Amerika hukumatı Tayvanga yana 3 turlik qurol sotib berish loyihasini tasdiqladi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika davlat mudofaa bexatarlik hamkorlik organi 21 oktyabr bayonot e'lon qilib, Amerika davlat ishlari mahkamasining Tayvanga yana 3 turlik qurol sotib berish loyihasini tasdiqlaganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, mazkur qurollarning umumiy qimmati taxminan 1 milliard 113 million dollar bo'lib, ko'p istivolli raketa sistemasi, yiroq masofalik hujumchi boshqariladigan bomba va F-16 yangi tipli razvedka kabina qatorliklarini o'z ichiga oldi ekan. Xabarda bildirilishicha, Amerika davlat ishlari mahkamasi 21 oktyabr parlamentga uqtirgan Tayvanga qarata 3 turlik qurol sotish loyihasining umumiy qimmati ayrim-ayrim holda 430 million dollar, 367 million dollar va 1 milliard dollar ekan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika davlat mudofaa bexatarlik hamkorlik organi chorshanba e'lon qilgan qurol sotib berish loyihasidan boshqa Amerika hukumatining Tayvanga yana ilg'or uchuvchisiz aeroplan, qirg'oqqa o'rnatiladigan paroxodga qarshi boshqariladigan bomba va aqliy iqtidorli suv minasi sotib berishni tasdiqlashida umid bor ekan. Navbatda Xitoy taraf Amerikaning bu harakatiga qarata inkas bildirmagan. Oq Saroyning davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien oldingi hafta
Xitoyning hozirgi Tayvanga qurollik hujum qilish iqtidoriga ega emasligini, shundaqdimi Tayvanning o'z mudofaa kuchini uzluksiz oshirib, kelgusidagi xatarga tayyorlik qilishi kerakligini bildirgan edi. Gollandiya muhbirining Uyg'urlar haqidagi qisqa filmi zo'r ta'sir qo'zg'adi. Yaqinda Gollandiya davlatlik televiziyasi NOS, ya'ni Gollandiya radio fondining xabar kanalida Gollandiyaning Beijingdagi muhbiri Shorden Daas tomonidan ishlangan Uyg'urlar haqidagi 8 minutlik qisqa hujjatli film berildi. Xitoy rejimining taklif bilan Sharq Turkistonda ziyorati bo'lgan Gollandiya muhbiri ishlagan bu qisqa film Gollandiya taratqularida va ijtimoiy taratqularida ham bahrlanib zo'r ta'sir qo'zg'adi. Muhbir Shorden Daas tomonidan ishlangan 8 minutlik qisqa filmda muhbirning Sharq Turkistonda film ishlash jarayonida yo'liqqan to'sqinliklar va o'z ko'zi bilan ko'rgan haqiqiy ahvollar aks ettirilgan. U ziyorat jarayonidagi soqchilarning nazorati, to'sqinligi, u sinig'i elib olgan yangidan qurilayotgan lagerlar haqidagi ko'rinishlar. Poyiz stansiyasida soqchilarning nazoratida o'qishnomada yiroq safarga elib mingilgan Uyg'urlar. Uyg'urlarning muhbirning ziyorat qilishini qo'rqinch ichida rad qilganligi. Ammo rayondagi Xitoy sayohatchilarining bo'lsa, hamma yerni soqchilar qoplagan Sharq Turkiston vaziyatidan cheksiz mamnunligi. Xitoy fuqarolarining o'zini bexatar his qilganligini aynan suratga olgan. Xitoy rejimining rayonda yurgizgan qattiq nazorat tizimini qo'llab aytgan so'zlarmo filmga kirgizilgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur filmni ishlagacha Gollandiya muxbiri Shorden Daasning Sharq Turkiston ziyorati Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining bu yil 8-ning 25-chi kundan 9-ning 1-chi kuniga qadar Yevropadagi Germaniya, Italiya, Gollandiya, Fransiya va Norvegiya qatorliq 5 davlatdagi ziyoratidan keyin elib berilgan. Xitoy bosh ministri Wang Yining Yevropa muxbirlarini Sharq Turkistonda ziyorat qilib, xabar ishlasa bo'ladiganligi haqida qilgan so'zlari ayni chog'dagi Yevropa taratqularida xabar qilingan edi. Xitoy Sharq Turkistonda kooperatsiya tuzumini qaytadan tirildirmoqda. Atalmış Xinjiang gazetining 23 oktyabrdagi xabarida oshkorlanishicha, Xitoy doiralari atalmış nomratlikdan qutuldirish, ishqi o'rinlashtirish bahonasi bilan oldingi asrning 60-yinchi yillari yo'lib qo'ygan kooperatsiya tuzumini Sharq Turkistonda qaytadan asliga keltirib, xalqning barliq yashash imkoniyatlarini to'liq kontrol qilishga boshlagan. Xabarda nomratlikdan qutuldirish, ishqi o'rinlashtirish nomida Qashqar shahriga ko'plagan zavod korxonalarining qurilganligi, ishqi o'rinlashganlarning ko'payganligi, xalqning turmushi yaxshilanganligi bayon qilingan bo'lib, kooperatsiya tizimining qaytadan yo'li qo'yilib, jonlanayotganligini oshkorlab o'tgan. Xabarda aytilishicha, hamkorlik kooperativlari bilan mas holda atalmış nomratlarni yo'lash zavodi, bolalarni havolik beqish o'rni, baxt cho'ng qorosi qatorliq o'rinlar ta'sis qilingan. Bunundan Xitoyning Sharq Turkiston xalqini zavodlarda majburiy amgakka selayotganligi, farzandlarining yig'ib olinib Xitoylashtirish ma'rifi bo'yicha tarbiyalanayotganligi, xalqning yashash vositasi bo'lgan mol chorva, terilg'u yerlarining majburiy tortib olinganligi ma'lum bo'lgan. Xabarda tilga olingan Qashqar shahrining Paxtakli yesi Sog'uliq kentidagi Gulbahram Matsaydining uydagi qo'y qalalarini boqmachilik hamkorlik kooperativining havolilik boshqarishiga berdik. Azgını yerimi obort qilib ettik. Texi yasligi kirmagan balalarga kanitdan maxsus odam qaraydigan bo'ldi degan so'zlari bu nuqtani texim aniq isbotlab bergan. Xabarga asoslanganda atalmış Qashqar shimoliy kasblar bog'chisida 46 korxona bor bo'lib, butun shahardan 22 ming aholi majburiy amgakka selinmoqda ekan. Qashqar shahrida yana atalmış istiqbol boqimchilik kasbiy hamkorlik kooperativi Qalibtashlar boqimchilik kasbiy hamkorlik kooperativi qatorliq 13 boqimchilik hamkorlik kooperativi qurilgan. Bu kooperativlarga butun shahardagi 4900 dan ortiq oilaning 31 ming tuyoq qo'yi 3 yil havolilik beqish nomida majburiy o'tkazib olingan. Qashqar shahrida yana atalmış bolalarni havolilik beqish o'rnidan 141 atalmış yezikanit baxt yashanganlar sanatoriyasidan 94 qurib chiqilgan. Xitoy navbatda o'tgan asrning 60-yinchi yillari sonsizligan Sharq Turkiston xalqining ochliqdan o'lib ketishini keltirib chiqargan kooperatsiya tizimining dastlabki bosqichini yo'l qo'yayotgan bo'lib, kengaytib ijro qilishga boshlagan. Xitoy oldingi asrda atalmış kooperatsiyaga pay qo'shish degan bahona bilan xalqning barliq chorva mollarini majburiy o'tkazib olgan bo'lsa, endilikda atalmış havolilik beqib berish nomida xalqning chorva mollarini yig'ib olmoqda. Bulardan sirt yana havolilik beqish o'rni degan nom bilan Uyg'ur farzandlarini majburiy ota-onalardan ayirib, oila tarbiyasidan butunlay mahrum qilib,
Xitaylaştırış maarifi boyunca tərbiyelemekte. Qadirli görmelerimiz şuna kılıp bu haftalık mühim haberler programımız müşerde ahırlaştı. Hafta ahırdaki demeli işanlarından könüllük buluşuğa tilektaşlık bildiriş bilen ətki kündülük haberlerimizi görüşkişe aman bulğaylar. Şuna kılıp ekran arkasındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köp rahmet etimin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.